da getiremiyorlar. Kendi partilerine. Bu kendi muhafazakarlaşma yerler. denilen şey mi Onlar acaba? Onlar yani Aklama. ama halkımız ne, ne olup bittiğini yani AKP seçmeni dahi ne olup bittiğini gayet iyi biliyor. Kimin kuyruğuna takıldığını da biliyor. Ama iş işten geçti. Bu kuyruk verken hani maç kuyruğu var ya bilet kuyruğu maç kuyruğu tiyatro kuyruğu. Buralarda birçok araştırma yapılmış. Araştırmalarda bakmışlar ki kuyruğun arkası gibi onu biz de öyle biliriz. Kuyruğun arka tarafına kaynak kolay olur kuyruğun arkasına gidersen kaynak kolay olur. Peki niye kuyruğun önünden kaynak yapamazsın? Yani bilet kişisine yakın yerlerde. Çünkü daha önce gelmiş onlar birbirlerine aşinalık kurmuşlar ve o kuyrukta bir birlik oluşturmuşlar. Dışarıdan gelene karşı toplu bir tepki verebiliyorlar. Bu hassasiyet kuyruğun dibinde olmuyor. Yeni geldikleri için insanlar birbirlerini bilmiyorlar. Birisi de yeni gelip kaynak olduğu zaman ona bir itirazı, toplu bir itirazı da gösteremiyorlar. Şimdi i̇şte Tayyip Erdoğan Bey'in durumu, Tayyip Erdoğan şimdi şeye takıldı. Bu ABD'nin projesine biraz kuyruğuna geç takıldı. Arkadan kaynak takıldı. Öndekiler PKK, Barzani onlar önden takılmış. Onların kaynak sağlam. Onların içeri bir şey almaz. Tayyip Bey de sıra gelene kadar da kuyruk dağılır. Tayyip Bey de sıra gelmez yani. Ee, yani bu kuyruğun gevşek tarafından ve çok çok sonra dahil oldu. Onun için mi Suriye politikası yani, bir Tabii yani, bir şimdi, diye tabii bir yani geç kaldılar. Yani şimdi ben 57 50, 50 yaşıma kadar muhalif olmuşum. Şimdi köpeklik yapmaya başlasam onlarla yarışamam çünkü köpeklikte de bir 40 yıl ustalık lazım. <laughs> Amerikan köpeği olmak değil mi? Bir ustalık lazım. Bir yetenektir o da. Böyle arkadan şimdi çok geç kaldıktan sonra da oradan da ekmek yiyemez yani. Halkımız da benim gibi ne olduğunun farkında değil tabii. Yani onlar da arıyor, çağırıyor nedir falan. Sen orada Kürdistan ilan et, buraya gel. Yok tek devlet dedim de böyle yalan dolan. Onlar da işin şeyini dibini bulamıyorlar ve çok çaresizler. İki kastamonu arkadaş bir otel odasında sigara gece ateşsiz kalmışlar, sigara içecekler. O tavandan da bir sarı ampul, tozlu bir ampul asılı. Demişler ki şu ampulden sigarayı yakarız. Sandalyelerin üstüne çıkmış, sigarayı ampulün sağına soluna temas ettiriyor ki sigarayı yakacak. Saatler geçiyor, sigarayı yakamıyor. Aşağıda arkadaşı bağırıyor, yo, sandalye çıkmış sigarayı yakmakta olan arkadaşına. Ne no, diyor, sigarayı yakabildi mi? Bir ateş umudu var mı diyor. Yukarıdaki de diyor ki, valla diyor, saatlerde uğraşıyorum, daha dönüğünü bulamadım. Türkiye halkı dönüğünü bulamadı.